Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. Reklamlar sonrasında yeniden birlikteliğimiz sürecek ve deprem diyeceğiz. Deprem haftasında, deprem ayındayız. Ki şöyle bir görüş vardır, şöyle bir terakki vardır. Deprem öldürmez, bina öldürür. Bu gerçekten böyledir. Dolayısıyla binalarla alakalı yapılması gereken önlemler mevcut olmalıdır. Tedbir bu yönde alınmalıdır. Gerçekten böyle midir? İşte bir uzman görüşü yine sizlerle paylaşacağız. Şu anda telefon hattımızda Vefa Markası Steel Life'ın Genel Müdürü Mimar Sayın Bülent Aydın var. Sayın Aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Aydın, dilerseniz hemen ilk soru olarak ben şunu sormak istiyorum size. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de ilk hafif çelik binayı kuran firmasınız siz. Dolayısıyla şu çelik anlamında depremde çelik yapının önemini vurgulayabilmek namına bir iki cümleyle bize tam olarak anlatabilirseniz çok mutlu olacağız. Tabii memnuniyetle. Şimdi tabii insanların her zaman deprem zamanı ya da deprem haftasında binalarının işte sağlamlığı, güçlülüğü aklına gelir ya da hatırlatırız. Halbuki yaşadığımız mekanların çok güvenli ve sağlıklı olması lazım. Hı. Bu konuda biz 99 depreminden sonra refabrik olarak ciddi bir araştırmaya girdik. Yaklaşık 12 ülkede Türkiye'ye en uygun deprem bölgesindeki bir ülke için en uygun yapı sistemi nedir diye araştırdığımız zaman bunlarla ilgili bayağı bir fuar gezdik. Yani 12-13 tane ülkeye gittik ve en doğru sistemin hem de bizim öz kaynaklarımıza da uygun, bizim sistemimize de uygun en doğru sistemin hafif çelik yapı sistemi olduğunu gördük. Bununla da ilgili yaklaşık 14 sene geçti biliyorsunuz depremden sonra. Bu süre içinde biz çokça konutları ve sadece konut değil hastane okulları da hafif çelikle yaptık. Depreme karşı dayanıklı ve hızlı bir yapı sistemi bu. Bunu biz birçok binamızda da test ettik, görebiliyoruz. Dünyada bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yeniden üretilmiş bir yapı sistemi değil, var olan mevcut bir yapı sistemi bu. Biz bunu Türkiye koşullarına, Türkiye'nin iklim koşullarına, Türkiye'nin deprem koşullarına uygun hale getirdik ve bu konuda da yaklaşık 360 sayfalık bir teknik kataloğumuz var. Yani bunu biz binaları dünyada nasıl inşa ediliyorsa Türkiye bunu nasıl uyarlayabiliriz diye bir çalışma yaptığımız zaman 350 sayfalık bir detay çalışması yaptık ve burada bütün bunların depreme karşı binayı nasıl inşa edebiliriz, nasıl cepheyi yapabiliriz, nasıl çatısını yaparız çok rahat insanlara algılayabileceği teknik mühendis ya da mimara algılayabileceği de bir çalışmayı da tamamlamış olduk. Hafif çelik ya da çelik konstrüksiyon yapılar denilince şöyle bir zihnimizi yokladığımıza, tahayyül ettiğimize, daha da doğrusu şöyle Amerikan mağara filmlerde Sayın Aydın bazen böyle işte inşaat aşamasında olan binalar gösterilir. Bu tarz bir algı mı oluşturulmalı zihnimizde? Yani aslında şöyle, tabii ki Amerika'da ve Kanada'da yapıların neredeyse %50'si hafif çelik yapılarla yapılıyor. Evet. O yüzden o algıladığımız Amerika'daki o müstakil yapıların hepsi hemen hemen doğru bu yapıyla yapılıyor ama biz Türkiye'de sadece müstakil yapılara hitap etmek istemiyoruz. Hı hı. Evet doğru, müstakil yapılarda benzer karakterde binalar inşa edilebiliyor. Hatta bu konuda bizim Pendik'te bir showroom'umuz var. Benzer mantıkta bir Amerikan tarzı bir yapı da var. Hı hı. Bu konuda çok doğru bir çözüm üretiyor ama biz bunu Türkiye'nin 7 bölgesindeki her türlü projeye, o bölgenin mimarisine uygun projeleri çok rahat hafif çelikle yapabiliyoruz. Yani sistem sadece belli bir tarzda değil, tüm mimari projelere cevap verebilecek niteliğe sahip. Bu konuda biz bütün o teknik desteğimizi herhangi bir mimari grubun ya da bir bireysel müşterinin, kullanıcının bütün cevaplarını, ona bütün teknik doneleri verip projesini biz hazırlayıp belediyeden ya da herhangi bir kurumdan onayını çok rahat alabiliyor. Şu anda ülkemizde bir kentsel dönüşüm aşaması var malumunuz. Siyasi otoritenin önderliğinde devam eden bir çalışma bu. Siz Steve Life olarak bu kentsel dönüşüm çalışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Kentsel dönüşüm çalışmalarında şu ana kadar alınan, kat edilen yolda eksik olarak görebildikleriniz ya da tamamlanmasını murad ettiğiniz ne tarz hususlar vardır? Şöyle söyleyeyim, aslında kentsel dönüşümde biz şu anda parsel boyutuna indirgedik olayı. Bu işi biraz kentsel boyutta bakmak lazım. Yani örneğin İstanbul ölçeğinde biz sadece Fikirtepe'de ve Fikirtepe'deki bir adada değil de bütün bir İstanbul ölçeğinde bu işi düşündüğümüz zaman bir kere daha hızlı yol alabiliriz. Şu anda biliyorsunuz biraz yavaş ve bazı durdurma kararları oldu. Çok doğru bir atılım, çok ülkemiz için zaten gerekli bir atılım bu ama bunu biraz daha geniş ölçekte planlayıp insanların benim kendi konutumun
3 yıl sonra 5 yıl sonraki halini hayal etmemiz zor. Bir teknik insan olarak bile bunu çok zor hayal edebilirken bir kullanıcı, bir halktan birinin kendi evinin 2 yıl 3 yıl sonra ne hale geleceğini hayal etmesi takdir ediniz çok mümkündür. Ama biz bunu hayal ettirebilirsek, toplamda bir hayal ettirebilirsek bir kere daha hızlı yol alabileceğimize inanıyoruz. Bu anlamda bu projeyi makro ölçekte, yani bir şehirde, bir ilçe bazında düzenlenirse çok daha hızlı yol alınır. Bu konuda Viçeli'nin sunduğu avantaj şu: şimdi biz kentsel dönüşümde sadece binaları dönüştürmeyip yaşamı da dönüştürmeyi planlarsak, bu süreç ne kadar kısa olursa oradaki yaşam o kadar hızlı yine kendine dönüş olur. O yüzden hafif çeliğin burada avantajı o. Yani bir kentsel dönüşüm alanını, atıyorum oradaki bir 20-30 binalık bir alanın tekrar yaşama dönmesi hafif çelik yapı sistemiyle betonarme yapılara göre en az 5 kat daha kısa sürede geri dönüş yapabiliyoruz. Bu da 5 kat daha kısa sürede orada yaşamın başlaması anlamına gelir. Bunun da takdir edersin o bölgenin dinamiklerine de katkısı olur. Oranın daha uzun değil de daha kısa sürede yaşama dönmesini sağlamış oluruz. Sayın Erdem, mesela sizin daha önce yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. Ben de onu okudum. Orada şöyle bir örnekten bahsediyorsunuz. Hani biz vatandaşımızın Japonya'da olduğu gibi deprem anında binalarınızda kalın, daha güvenli terkininde bulunmayı arzu ediyoruz. Zannediyorum bu hafif çelikle birlikte bu terkin yerini bulacak. Aynen öyle, çok doğru. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için de. Çünkü gerçekten biz örneğin Japonya'daki depremde öğretilen ilk şey binalarınızdan kaçmak değil de olduğunuz yerde belli tedbirler alarak hemen durun, binanızdan kaçmayın, güvenli, kendi binaları çünkü güvenlikli binalar onları. Ama bizde ise binalarınızdan kaçın ama yangın merdivenden kaçmayın ya da şöyle kaçın gibi tedbirlerle insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Biz öyle eğitim vermeye çalışıyoruz. Halbuki bunun en doğrusu ve yapılabileni çok rahat binalarınızı doğru yaparsanız, sağlıklı yaparsanız, bu sadece hafif çelik için değil tabii, genel bütün binalar için bunu konuşuyoruz ama burada hafif çeliğin sunduğu avantaj burada başlıyor. Çünkü biz bir sanayi tesisinde teknolojik sistemle üretilmiş bir yapı sisteminde insanların yaşamasını olanak veriyoruz. Bu sayede de diyoruz ki binalarınızdan kaçmayacaksınız, binalarınızın içinde depremi güvenle çok rahat karşılayabileceksiniz. Bu hafif çelik yapı sisteminin teknolojik olmasının yanı sıra betonarmeye göre 10 kat daha esnek olması, ahşap yapılara göre 14-21 kat daha hafif olması, esnek olması depreme karşı çok daha iyi cevap vermesini olanak sağlıyor. Yani herhangi bir depremde daha esneyebildiği için orada yıkılmak ya da herhangi binada bir zararın çok daha asgari azalmasına olanak sağlıyor hafif çelik yapı sistemi. Yine hafif çelik yapı sistemi üzerinden konuşacak olursak ben bir de şunu çok merak ediyorum. Çelik yapıların ne kadar sürede kurulduğu, hani çok mu daha uzun süren bir betonarme yapıdan çok daha fazla meşakkat mi talep eder, yoksa çok daha kısa bir sürede gerçekten hafif çelik bir yapı bina edilebilir mi? Başlangıçta da biraz anlatmaya çalıştım ama spesifik bir örnekle verirseniz, şu anda benzer bir kentsel dönüşüm projesini Orta Afrika'da Gabon'da yapıyoruz. Evet. Gabon tabii hani ülkemizin çok ismini bir zaman önce Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğiyle duyduğu bir isimdi. Orada çok hızlı bir kentsel dönüşüm söz konusu talep vardı. Bu konuda biz orada 564 dairelik konutluk bir projeyi 6 ay gibi sürede tamamlamayı planladık. Ve şu anda yaklaşık 2 ay gibi sürede devam ediyor şu anda inşaatımız orada. 2 ay gibi süre içinde de tamamlayıp kullanıcılara teslim edeceğiz orayı. Başka bir benzer projede Venezuela'da devam ediyor. Orada 4 katlı sosyal bir konut anlamında bir proje var. 60 bin metrekare inşaat alanı yaklaşık 5 ay gibi sürede tamamlanıyor. Bu da bahsettiğim gibi betonarmeden en az 4-5 kat daha hızlı inşa yapma şansımız var. Ve iklimden bağımsız. Bu da çok önemli bir detay. Çünkü hani herhangi bir bölgede kar kıştan çok bağımsız, çok rahatlıkla biz bu kentsel dönüşüme binaları inşa etme şansımız var. Bunu biz Van'da yaşadık. Van depreminde hafif çelik binalarla inşa edip yurtları, okulları ya da konutları
kar zamanı bile, orada yağışın olduğu dönemde bile çok rahatlıkla konutları, okulları, hastaneleri inşa edebildik orada. Netice itibariyle deprem zaten mevsim beklemeyecektir. Ne kadar hızlı bir şekilde inşaat, ne kadar hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleşirse o kadar hazırlıklı olacaktır herhalde herkes. Aynen öyle, kesinlikle. Ne yazık ki depremin ne zaman, ne şekilde geleceğini bilemiyoruz. O yüzden her zaman hazırlıklı olmak lazım. Bu kentsel dönüşümün amacı da sonuçta hazırlanmak bu depreme. Evet. Biz bu işi ne kadar hızlı yaparsak o kadar riske girmeden, o kadar daha az hasarla bu işin altına kalkmış oluruz. Sonuçta biz kentsel dönüşümü de hızlı karar verip, doğru karar verip hızlı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Bunun da işte bu hıza karşılık verebilecek yapı sistemi, avukatlık yapı sistemi. Bu bir Türkiye'de sadece vefan ürettiği bir sistem değil, bir sektör oluşturduk. Bu anlamda çok rahat müşterilere, insanlara, yapı firmalarına hizmet verebilecek altyapıya sahibiz. Yani bu bir dünya ölçeğinde bu tarz yapıları Türkiye'deki üreticiler çok rahatlıkla cevap verebilecek kapasiteye sahip. O açıdan da biz avantajlı bir durumdayız. Kesinlikle. Bunun da altını çizmek isterim. Bir de her türlü zemini uygulanabiliyor mu Sayın Aydın, hafif çelik yapı sistemleri? Kesinlikle her türlü zemini uygulama şansımız var. Çünkü az önce de anlattığım kriterlerden dolayı biz hafif çelik yapı sistemiyle betonarmeye göre ve yığma yapılara göre çok daha hafif bir yapı yaptığımız için zemine verdiğimiz yük daha az olduğu için her türlü yumuşak yapı sistemler tabii ki koru alana ve projesine ve verilen kriterlere uygun şekilde temel yapılara çok rahat binaları inşa edebiliriz. Bu konuda betonarmeden farklı olarak daha basit tedbirlerle, daha az maliyetlerle altyapıyı, yani temel kısmı dediğimiz bölümü çok rahat, daha ucuza mal edip hafif çelik yapı sistemini üstüne kurgulayabiliriz. Tabii bina yapıldıktan sonra vatandaşların bir de mutlaka merak ettikleri, daha da doğrusu hani konfor açısından mutlaka dert edindikleri bir başka konu da şu olsa gerek. Hiç kuşku yok ki izolasyon. Hani sıcak havada, soğuk havada ne kadar etkilenir bina içerisi, buna dair düşünceleri de söz konusu olabilir. Bu konuda neler söylersiniz Sayın Aydın? Bizim birçok görüşmelerimizde bize sorulan 70-80'e yakın bir soru var. Evet. İşte bunlardan en önemlilerinden birisi de bu izolasyon konusu. Hafif çelik yapı sistemi çok katmanlı olduğu için hem dış cephede hem de içerideki duvarlarda ciddi bir kere ses ve ışık izolasyon değeri sağlıyor. Bunda ciddi bir avantajı var. 5 kata kadar yakın bir betonarme yapılara göre artı bir izolasyon değeri var. Bunun nasıl bir katkısı olduğunu düşünürsek anlatmak istersem şöyle ki, ben şu anda yaşadığım evde canlı bir örnek vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Normal yaşadığım ev, işte yeni yapılmış betonarme bir yapı. Ben alt kat, iki kat bir apartman binası bu. Ben kendim, üst kattaki komşum, herhangi bir televizyonda aynı kanalı izlediğim zaman ben sesini kısıp üstteki komşumun sesiyle çok rahat televizyonu izleyebiliyorum. Hafif çelik yapı sisteminde buna müsaade edemiyoruz. Yani böyle bir şeyi yan odadan dahi izleme şansınız, böyle bir şeye ses izolasyon olarak böyle bir şeyi yapma şansınız yok. Yani yaklaşık 52 desibel gibi bir ses yalıtımıyla siz yandaki odada müzik dinlerken öbür tarafta da uyuyabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Bunu dış cephedeki izolasyon anlamında değerlendirirsek eğer, biz normalde binalarımızda malumunuz Kyoto protokolüyle evet, cephelerimizi yalıtım yapmak zorundayız. Evet. Bunlar binalarımız, mevcut binalarımız yavaş yavaş mandalama yapılıyor ya da farklı cephe malzemeleriyle kaplanıyor. Bu sayede bile, bunlar yapıldığı zaman bile hafif çelik yapı sisteminin sağladığı izolasyon değerine yaklaşamıyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Bir yapıda harcayacağınız enerji, bu doğalgaz olabilir ya farklı katı yakıtlar olabilir, onun daha az kullanılmasına, cebinizden daha az fatura ödemenize neden oluyor. Hafif çelik yapı sisteminin sağladığı artı avantajlardan birisi de bu. Bu katmanlı yapı sisteminin verdiği avantajlardan birisi.
çok önemli bir nokta bu, çünkü gürültülü bir çağda, gürültülü bir zamanda ve gürültülü şehirlerde yaşıyoruz açıkçası. Dolayısıyla izolasyon gerçekten çok önemli ve hafif çelik sisteminin izolasyon noktasına sağlamış olduğu bu etki hiç kuşku yok ki dinleyicilerimizi ciddi manada cezbetmiştir. Vefa markasının, Still Life'ın bu hususta yürüttüğü çalışmaları hani sektörel bazda değerlendirdiğimizde herhalde öncü konumda dememiz de mümkündür Sayın Aydın. Evet, Vefa olarak biz 23 yıl önce kurulup ciddi bir Türkiye'ye ilklerini kattık. Yani ilk hafif çelik binayı kurulması, farklı anlamda çok büyük bir ilklerimiz var. Bu anlamda öncü olmaya ve elimizden geldiğince insanlara özellikle yaşamının en önemli olan konforun en önemli olduğu konutlarında hak ettikleri, bu bir lüks değildir. Bakın, konutta yaşam standartının yüksek olması bir lüks değildir. Evet, İhtiyaç değil. Evet, evet. Yani lüks başka yerler, başka bir şey için kullanılmak gerekir. Konuttaki hakkı iyi bir izolasyonlu bina ya da doğru ses yalıtımına sahip bina ya da güvenilir bina bir lüks ihtiyaç değildir. Zaten insanın olmazsa olmazıdır. Hayat biz önemli taşır. Kesinlikle. Bu konuda da Pendik'teki showroom'umuzda elle dokunup insanların yaşamına dair bunları nasıl bir şey olduğunu görebilecekleri çok güzel örneklerimiz var burada. Burada işte iki katlı binalar var, işte farklı tipte ekonomik yapılarımız var. Gelip burada nasıl bir yapıya sahip olduğunu, bahsettiğimiz bu anlattığımız binaların içinde yaşanıp işte konforunu, kullanım avantajlarını çok rahat görebiliyorlar. Aynı zamanda biz ekolojik yapılar da yapıyoruz. Yani kendi üreten, kendi elektriğini üreten ekolojik yapılar da yapıyoruz. Bunların hepsini bu showroom'umuzda çok rahat görebilirler. Sayın Aydın, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah.